İstanbul'da. Anadolu yakasında başlayan kısa süre içerisinde tüm şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor. AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. İstanbul'un bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabahsa kar yağışı yeniden başlayarak önce Anadolu yakasında ardından tüm şehirde özellikle yüksek kesimlerde lapa lapa yağmaya devam etti. Bu sabah da kar etkisini göstermiş oldu. Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultan Gazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde 0 derece olarak ölçülüyor an itibariyle. Hazırlıksız yakalanan sürücüler şu anda ekranlarınıza da geliyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kendilerini kar trafiğinin içinde buldular maalesef. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan hava durumu uyarılarına göre İstanbul'da birçok ilçede 2 gündür kendini hissettiren kar yağışı da soğuk havada yarına kadar aralıklarla ve yer yer devam edecek. Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli önlem almaması nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında ulaşımda da aksamalar yaşandı ve sürücüler yolda kaldı. Sizlerin de gördüğü gibi bu görüntüler sabahın ilk saatlerinden ekranlarınıza taşıyoruz Ajans Bugün de. Dün başlayan kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kendini göstermeye başladı dedik ve İstanbul'un farklı noktalarında arkadaşlarımız haber nöbetinde bizleri bekliyorlar. Mehmet Karataş ve Erdal Kuruçay bizlerle birlikte olacak. Öncelikli olarak sözü Mehmet'e bırakalım. Mehmet, şu an neredesin ve oradaki son durum nedir? Günaydın Perişanlı. Evet, bizler şu anda Haliç'teyiz. D100 karayolunun hemen olduğu noktadayız. Tıpkı dün sabah olduğu gibi bu sabah da sabahın erken saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu ki trafikte de sürücüler oldukça zor anlar yaşadı. Bir yandan tabii ki buzlanma sebebiyle araçlar kayarken bir taraftan da trafik yoğunluğuna yakalandılar ki şimdi aslında tam olarak bu söylediğimi kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da görüntüleriyle destekleyecektir. Şu anda mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğu %67'yi gösteriyor ki birçok noktada araçların durma seviyesinde olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, sabah saat 07 itibariyle mega kent İstanbul'da önce yüksek kesimlerde sonra da şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu ki birçok noktada kar yağışı olması sebebiyle ve tuzlanmanın da yetersiz olması sebebiyle araç sürücüleri oldukça zor anlar yaşamışlardı ve şu anda da geriye işte bu tablo kaldı. Mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğunu şu anda Haliç Köprüsü'nde görüyorsunuz ve özellikle de trafik yoğunluğunun %67 olduğunu sizlerle paylaşırken meteorolojiden özellikle de yarın itibariyle yarına kadar da yine aralıklarla kar yağışının devam edeceğini belirtip söz tekrar size bırakalım. Mehmet Karataş'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Eyüp Sultan'dan aktardı. Şu an itibariyle kar yağışı durmuş durumda ancak sabah saatlerinde yağan karın ardından elbette ki sıkıntılı görüntüleri şu anda ekranlarınıza taşıyoruz. Ajanslardan gelen görüntüler bunlar. Tabii ki beklenen bir kar yağışıydı aslında ama biraz sürücülerin de herhalde uyarıları aldırış etmeden trafiğe çıkması söz konusuydu ve bu olumsuz görüntüleri ekranlarınıza taşımış olduk. Şimdi Erdal Kuruçay'a gideceğiz. Erdal, senin bulunduğun noktada son durum nedir? Aktar lütfen. Evet Pelin Şanlı, kuzeyden ve Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u Marmara bölgesini etkilemeye devam ediyor. Dün başlamıştı etkili kar yağışı. Bugün sabah saatlerinde 6.30-7 arasında yoğun kar yağışı İstanbul'u esir almaya devam etti. Biz de İstanbul'un birçok bölgesinden kar yayınları yaptık. Kameraman arkadaşım Özden Kul şu anda Beşlevent'te bir rampadan size kar görüntülerini gösteriyor. Özellikle yüksek kesimlerde bulunduğumuz gibi yüksek kesimleri etkisi altına almıştı. Hava sıcaklıkları da gece boyunca hızla düştü. 4 dereceden önce 0'a düştü. Ardından da sabah 6 civarında yüksek kesimlerde -2 dereceyi
buldu. Şu anda da yine trafiğe yansımalarını görüyoruz. Birçok noktada araçların patinaj çekerek kaydığını, hatta trafikte ilerleyemediğini de yine kameraman arkadaşım Özden Kul'la kayıt altına almış, canlı yayınlar yapmıştık. Şu anda da yine bir taraf Ali Beyköy'e inen, Halic'e inen yolu gösteriyor. Diğer taraftan da D100 karayolu ve şu anda da bir taksi ters yönden geliyor ve bu noktada artık tersten ilerliyordu. Bizi gördü, durdu. Trafikte kendince çözüm üretmeye devam ediyor. Özellikle de yüksek kesimleri etkiledi kar yağışı. Çamlıca Tepesi gibi, Kartal Aydos Tepesi ve Sultan Gazi'nin yüksek kesimlerinde etkili olmuştu. Evet, tekrar etmekte fayda var. Sürücülerimiz tedbiri elden bırakmamalılar. Özellikle de kar lastiğiyle trafiğe çıkmalılar. Gün boyu karla karışık yağmur etkili olacak İstanbul'da. Yarın sabahsa tekrar karla karışık yağmur etkili olacak ve ardından cumartesi pazar daha güneşli bir güne uyanmış olacak İstanbullular diyelim ve sözü Beşlevent'ten tekrar merkeze bırakalım. Pelin Şanlı,